Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ndeyiz. Meksika ve Mezoamerika antik sanatına ayrılmış bölümde ünlü Olmec objelerinden birini inceliyoruz. Bu gördüğünüz obje jadeite ya da yeşim denilen bir taştan yapılmış. Oldukça büyük ve çoğu zaman balta olduğu düşünülmesine rağmen aslında hiçbir zaman balta olarak kullanılmamış bir figüre bakıyoruz. Bunlar Meksika körfezinin kıyısında bulunan objeler her ne kadar adak baltası olarak anılsalar da onları bulduğumuz yerler ya da onlara ait görseller bunların aslında törenlerde kullanılan önemli objeler olduğuna işaret ediyor. Adak baltası derken bir tanrıyı anmak ya da onurlandırmak için kullanılan bir objeden bahsettiğimizin altını çizmek istiyorum. Bu malzeme Mezoamerika'daki en kıymetli malzemelerden biri. Yeşim taşı Mezoamerikalılar için antik kültürlerin altınıyla eşdeğerdi. Ve çoğu açıdan mükemmelliğiyle onlar için en önemli malzeme haline gelmişti. Bahsi geçen taşın adı Jadeite. Jade çok sert bir taş. Cilalıymış gibi görünmesinin yanında rengi de bu taşı önemli yapan özelliklerden biri. Bazı renkler diğerlerine göre daha önemli olarak kabul edilirdi. Sonuçta Guatemala dağlarında bir mavi yeşil yeşim taşı yatağı bulunurdu. Hiçbir Mezoamerikan dilinde mavi ya da yeşil için bir kelime yok. Yani bu iki renk daha önceden isimlendirilmemişti bile. Bunların yerine mayalılar mavi yeşil anlamına gelen yağış kelimesini kullanırlardı. Sanırım bu mavi yeşilin onlar için ne kadar önemli bir renk olduğunu kanıtlıyor. Bu harika bir obje. Ve neredeyse %50'sinden fazlasını kafası oluşturuyor kafası objenin ne olduğunu anlayabilmemizi sağladığı için bunu yapan usta ya da sanatçının kafayı bu kadar büyük yapmış olması iyi bir şey. Bu bir varlığı temsil ediyor. Tam olarak insan olduğunu söyleyemem ama badem şeklinde gözleri, düz bir burnu ve oldukça karmaşık görünen bir ağzı var. Bazıları bunu hırlayan bir jaguara benzetiyor. Evet, Kalkık üstü dudağı yüzünden bu objeden zaman zaman jaguar azı olarak da bahsedilebilir. Bunun ne olduğuna dair birçok farklı fikir var. Bunu bazıları jaguara, bazıları kurbağaya, hatta bazıları da fetüse benzetiyor. Her ne olursa olsun, bunun bir Olmek tanrısı ya da Olmek kültürüne ait doğaüstü bir varlık olduğu konusunda herkes hemfikir. Bu arada bu şekil için jaguar kelimesini kullanıyoruz ama bunun kedigillerden biri olan jaguarla belki de alakası bile yok. Genel olarak çok stilize bir şekilde tasarlanmış. Gözleri, düz fakat upuzun olan kulakları, çenesinin, burnunun ve üst dudağının kapladığı alanlar büyük ölçüde detaylandırılmış ve rölyef olarak şekillendirilmiş. Tüm bunlar vücudunun alt kısmındaki daha sığ rölyeflere göre büyük bir kontrast ortaya çıkarıyor. Neye sarıldığını bilmiyoruz ama sarıldığı şey vücuduna ve göğsüne çok yakın tutuyor. Olmek yontmacılığı ile ilgili ilginç noktalardan biri, objelere bakanların dikkatini, mesela bu örnekte de olduğu gibi, yüze ve özellikle de ağza çekebilmeyi başarabilmesidir. Alt kısımda, daha az detaylı ve gösterişli olarak yontulmuş kısımda, figürün elinde tuttuğu ama ne olduğunu bilmediğimiz bir şey var. O şey her neyse, figürün yüzü kadar önemli olmasa gerek. Figürün vücudunun geri kalanı basitleştirilerek dikkat gözlere ve ağza yönlendirilmiş. İki noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi, ağzın iki kenarındaki iç bükey konik çukurlar. Bu Olmek sanatının tipik bir özelliği. Yine kafayı gövdeden ayıran başka bir iç bükey alan akıllara bu figürün bir şeyler giyiyor veya takıyor olabileceği fikrini getiriyor. Mesela belki de üzerinde bir kolyesi vardı. Bu Mezoamerikan sanatı için çok da alışılmadık bir durum değil. Çünkü sömürge dönemi boyunca hatta bugün bile insanların bazı törenler için heykelleri giydirdiklerini ve süslediklerini biliyoruz. Ağzın alt kısmındaki çukurlar delerek oluşturulmuş ama bu durum tarihin hiçbir döneminde metal araçların ya da aletlerin kullanılmadığı Mezoamerika için oldukça ilginç. Bu obje aynı taş yontulacak taşa sürtülerek yani aşındırma tekniği kullanılarak yapılmış olabilir. Böyle bir görünümü elde etmek için ne kadar uğraşmış olabileceklerini hayal edebiliyor musunuz? Bunun için delmek için özel bir alete kuma veya suya ihtiyacınız olur. Kum ve su karışımını aşındırıcı olarak kullanıp sert yeşim taşı yüzeyine şekil vermek için sürekli dermeniz gerekir. Bunun için ortaya koydukları işçilik ve ustalık Mezoamerika'nın ilk zamanları için inanılmaz bir şey. Şehirleri kurdukları dönemlerde bu sert taşla bile çalışabilecek ustalıkta sanatçıları varmış. Bahsi geçen özelliklerin hepsini Mezoamerika'nın ilk insanları olan antik Olmek uygarlığı ile özdeşleştirebiliriz. Mezoamerika'nın ilk insanları Mezoamerika medeniyeti ve şehirlerini kuran insanlar. Bu yüzler ise Olmek sanatındaki en önemli motiflerden biri. Karşımızdaki antik obje binlerce yıl önceden bize bakıyor.